Tekrar aldı verdi Valbuena sol tarafa doğru. Fenerbahçe etkili geliyor. Valbuena gol pozisyonu. Bir kafa ve gol. Çok güzel bir atak. Bitiriş Hasan Ali'den. Asist Valbuena'dan. Farkı 3'e yükseltiyor Fenerbahçe. Hasan Ali ve Valbuena. Jansen. Valbuena ceza sahasında. Matthew Valbuena. Gol pozisyonu. Bir vuruş ve bir gol daha. Hat-trick Alper'den. 5 oldu skor. Valbuena'nın pasında Alper Potuk kendisinin 3, takımının 5. golünü attı. Valbuena'nın da kaçıncı asisti oldu? 2 tanesini hatırlıyorum ama o da bir aile fazla. Evet, o da asistlerle katkıda asistler bulundu. Sıfır sıfırla geçiliyor. Bu arada Valbuena rakibinden söktü topu. Fernando gidiyor Sezer karşısında. Fernando! Mükemmel bir gol attı. Fernando haftalar sonra ilk 11'de mükemmel bir gol attı 24. dakikada. Fenerbahçe 1-0 önde. Valbuena'nın hakkını da vermek lazım. Yiğit'in Cedemir'den söktü topu ve nefis bir pas kullandı. Hakikaten Fernando'nun çok ihtiyacı olan bir pozisyon, bir goldü. Çok da estetik, güzel bir şut. Jeneriklik bir gol attı Fernando. İşte burada Valbuena rakibinden topu kurtardı. Fernando kaleyi gördükten sonra ceza sahasına girmeden yaklaşık 24-25 metre mesafeden sert ve düzgün vurdu. Ve 90 diye tabir ettiğimiz bölgeden topu ağlara yolladı. Beklerle oynamayı seviyor biliyorsun. Beklerle öne çıkarmayı. Özellikle sağ kanat organizasyonuyla. Bu arada bir kafa vuruşu ve gol. Fernando farkı 2'ye çıkartıyor. Fernando'nun gecesi oldu. Yani uzun bir aradan sonra. Yani şey diyebilir miyiz? Vurduğu gol oldu. Alper orada hat-trick yaptı. Bu gece de burada Fernando gidiyor. Bir anda daha savunma kendi arasında konuşurken serbest vuruşu kullandı. Bomboş kaldı Fernando. Kurtuluşta arkadaşlarını şimdi bir yandan onlara kızıyor. Nasıl bu kadar boş bırakırsınız diye. Fernando bomboş. Valbuena'nın asistinde işte böyle vurdu kafayı. Biraz da kurtuluşun da burada hatası varmış yalnız. Arkadaşlarına kızıyor ama. Fernando da çok istediği gibi bir kafayı vuramamış, onu da söyleyelim. Ama Valbuena'nın pası adrese teslim. Onun hakkını teslim edelim. İşte yere vurdurmak önemli. Neden Samet Valbuena? Atıf tekrar. Atıf vurdu ve topu alarda gol. Atıf Şeyşu. Atıf Şeyşu ligde de bu denemeleri yapıyor. Bu kez topu ağlara yolladı. Çok net bir vuruş, ip gibi gitti derler ya, işte öyle oldu. Ve 57. dakikada farkı yeniden 2'ye yükseltti. Atıf Şeyşu 3-1 yaptı skoru. Valbuena'da asistlere devam ediyor bu arada. Üçledi evet. Aykut Kocaman'ın da oturduğu yerden o gülümsemesi yalnız manidardı bence. Yalnız Ender ilk yarıdaki Valbuena'yla ikinci yarıda kaç? 12 dakika mı oldu? O Valbuena'nın alakası yok ha. Pasta oynamaya başladı, topu ayağında tutmuyor çok. Sadece ön tarafta çalım deniyor.
Muğdat yine sağ kanatta. Yerden Hora'ya. Sıyrıldı rakibinden Hora. Cezalar içinde Hora. Cezalar içinde Hora. Vuruyor ve gol. Mariano Sinan arasında bir anlaşmazlık. Soner. Soner'den Muğdat'a sevdiği toplar bunlar Muğdat'ın. Muğdat süratle ceza sahasına yaklaştı. Muğdat şut açısı aradı. Muğdat vuruşu. Senezdo ve gol! Gol, 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 gol! 1-0 öne geçiyor Akhisarspor. Dakika 19. Teleset Mobilya Akhisarspor 1. Galatasaray 0. Çok süratli çıktı kontrata. Muğdat Çelik'le Akhisarspor. Çok sert vurdu Muğdat. Bir kez daha izleyeceğiz. Belki de kaleyi düşündü. Kaleyi ama düşündü orta ya. Oldu Seleznov'a. Seleznov takipçiliğini konuşturdu. Ve 6 pasta kale sahası içinde tamamlayarak 19. dakikada ev sahibine avantajı getiriyor. Ukraynalı golcü gollerini atmaya devam ediyor. Seleznov'un golü. Akhisarspor 1-0 önde. İşte Muğdat bakın sol kanattan çok süratli taşıdı. Çekti topu. Kaleye doğru bir şut düşüncesi. Seleznov'a pas oldu. Offside var mı yok mu ona da bakacağız farklı açılardan. Seleznov devre arasında geldi. 5. golüne imza atıyor Seleznov. Gollerine devam ediyor. Sinan Gümüş'ün baskısı vardı. Top Galatasaray'da kaldı. Selçuk. Yasin'e doğru pası Yasin'e gelmedi. Miguel Lopez. Yine uzun bir pas. Muğdat cezalarına gönderdi. Gol pozisyonu ve gol! Seleznov attı. Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçiyor. Gol Seleznov. Maçta 4. dakikaya şimdi girdik. Skor 1-0. Erken gelen gol. Bu hızlı atağı kovalıyorlardı zaten. Seleznov, Ukraynalı futbolcu. Bu sezon 7 golü vardı. 8.sine böyle imza atıyor. İlk başta da golü vardı Seleznov'un. Giuliano'dan Valbuena'ya dönmedi. Araya Sissoko girdi. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Sissoko! Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü. Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar. 70. dakika. Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan. Golden sonra moral avantajını da ele geçirmişti Fenerbahçe ama Teleset Mobilya Akhisarspor sol kanattan gelişen atakta Sissoko'nun kafasıyla yeniden üstünlük sayısını buldu. İlk defa belki de bu kadar fazla Fenerbahçe sahasında gözüktüler. Yani bir şey oluyor mu olmuyor mu derken hocanın dediği gibi bir sürpriz koşu. Sissoko Muğdat da adrese teslim bir orta yaptı. Geriden sürpriz koşular her zaman önemlidir. İstanbul'daki maçta da yani Daniel Larsson böyle bir gol atmıştı geriden gelip. O sağ kanattan gelmişti. 7 tane Fenerbahçeli oyuncu var şu anda ceza sahasında. Bu vuruşu yaptığında 3 tane Akhisarlı var. Büyük sevinç yaşıyor Sissoko ve Akhisarlı oyuncular. Sissoko da taraftarlarının bulunduğu bölmeye gitti. Biraz risk aldı. Mustafa da ileri çıktı. Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisarspor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda.
Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu. Teleset Mobil'e Akhisar Sporlu oyuncular. Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık. Sezon içinde iki kez mağlup etmişti Teleset Mobil'e Akhisar Spor. Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-2'lik skorlarla finalde de 3-1 önde Akhisar ekibi. Büyük bir sevinç var Teleset Mobil'e Akhisar Spor'da. Eder Barboza farkı 2'ye yükselten golü attı.